yani 25 Nisan gününden önce buranın jandarma kolluk görevini üstlenen 26. alayımız, onun da 3. taburu var. Başında binbaşı Mahmut Sabri, daha önce Balkan savaşlarına katılmış, o birlik içerisinden bir nefer var ki 28 yaşında, tecrübeli bir asker. Ben savaşlara katılmış talihsiz bir insanım diyor. Neden sen talihsiz oldun? Savaşa katılmış insan talihsiz mi olur? Ben o savaşlara ölümü yakalamak için katılmıştım. Arkasından koşturdum, tutamadım. Benim talihsizliğim budur diyen insan Ezineli Yahya Çavuş. Bir içtimada iki adım öne çıkıyor. Komutanım, duydum ki düşman karaya asker çıkaracakmış. Ama çıktığı zaman karşısında herhangi bir neferle karşılaşmayacak. Elini kolunu sallayarak bana çıkması son derece dokunuyor komutanım. Bana müsaade et, gideyim o düşmanı ilk adımını attığı yerde karşılayayım. Allah senden razı olsun kahraman evladım. Senin bu sözünün karşısında hepimizin imanı yükseldi. Ama oraya yalnız gidilmez diyor. Yanına adam al. Balıkesirli Ali Çavuş da gelmiş. Ali. Bakmış komutan şöyle. Burasında bir saldırma duruyor. Elinde mavser var ama bir de saldırma asmış buraya. Ali demiş. Hadi bunu öğrendik de bu ne demiş böyle bu? Komutanım. Gavuru demiş, bundan öldüremezsek bundan öldürürüz demiş. Aslanım Ali. Komutanım. Birkaç gün geçmiş. Ya bu düşmanın üzerine ne zaman gideceğiz bu gavurun üstüne? Canımız sıkıldı be demiş. Ya demiş Ali. Taarruz emri gelmedi. Taarruz emri gelsin. Ben sana haber veririm size. Bu zaman gidersiniz. Komutanım. Sakın ha. Bize önceden haber ver. Biz bir hazırlık yapalım. Sen merak etme evladım. Ben haber veririm. Sen o zaman gidersiniz. Birkaç gün sonra taarruz emri gelmiş. Hadi aslanlarım hazırlanın gidiyoruz. Dağılıvermişler çalı arkalarına. Kimisi abdest alıyor, kimisi çamaşırlarını değiştiriyor. Kimisi namaza başlamış. Yarım saat sonra er meydanında toplanıyorlar. Şöyle komutan son bir kez pehlivanları teftiş ediyor. Bakıyor Ali'ye, başına bir tane yemeni bağlamış. Nişanlısının büyük ihtimal gelirken hediye ettiği bir yemenisi. Ucunu da kır çiçekleriyle süslemiş. Saldırmasının ucuna kır çiçekleri takmış. Silahının ucunda kır çiçekleri. Ali demiş komutan, ne bu ya demiş, düğüne mi gidiyorsun ya da? Süslenmişsin. Komutanım, 2 gün sonra Kurban Bayramı, Allah'ın huzuruna süslenmeden çıkılır mı demiş. Sancağı vermiş Ali'ye. Ali demiş, bu sancak sana teslim. Bak bu birliğimizin şerefi olduğu kadar milletimizin de şerefidir. Kimseye kaptırma bunu demiş. Sen merak etme komutanım. Ben ölürüm de onu kimseye kaptırmam demiş. Hadi aslanlarım. Atılın şimdi. Birbirlerinin boyunlarına dolanmışlar. Hakkınızı helal edin. Ahirette görüşürüz. Çıkmışlar düşmanın üzerine. Akşama kadar cenk etmişler. Akşam karanlık olunca dönmüş bir kısmı. 120 kişiden 13 kişi dönebilmiş. Komutanım demiş birisi, Ali'yi ben gördüm. Şehit olmuş. Şehit. Ama şu kadarlık diyor. Baktım o şeyi yere düşürmemiş sancağını. Elinde tutuyor. Almak istedim, bana vermedi. Komutan da gitmiş o tarafa. O da almak istemiş, ona da vermemiş.
kimseye kaptırma dedi ya artık. Kaptırmamış onu. Demişler, biz bunu böyle gömeceğiz. Sarmışlar o sancağı, diğer arkadaşların yanına Ali'yi de öyle gömmüşler. Ellerinden o sımsıkı tuttukları, silahlarını dahi alamamışlar. Savaştan kaç sene sonra, bu yol yapım çalışmaları sırasında böyle dozerler yol açarken, ellerinde o silahlarla beraber şehitlere rastlamışlar. Vermemiş o silah onlara, vermemiş. Namusu, şerefi onun her şeyi. Sabri Boğuşoğlu isminde bir bölük komutanımız, üsteğmen. Gelmiş, ey asker demiş, nöbet bitti. Savaş bitti, silahını teslim et. O zamana kadar o silah sımsıkı tutan elleri, bir mengene gibi sanki benim sesimi duymuş olacak ki, açılmaya başladı, silahı bize teslim ediyordu diyor. Aman ya Rabbi, bu ne itaatti diyor, ne itaat bu. Senelerce buranın bekçiliğini yapmış bu insandan görev devri bekleniyor. O da görevini devir mi ediyordu, ne ediyor? Demiş Ezineli Yağçavuş, komutanım demiş, bana hemşerilerimi ver, ben onlarla giderim. Hemşerilerini saymış işte, Geyikli'den Halil'i, Bayramış'tan Veli'yi. 10 tane hemşerim yeter bana deyince, o birlik içerisinden 63 tane kahraman öne çıkmış. Komutanım, Ezineli Yaya Çavuş'a demişler, biz seni çok seviyoruz. Hemen o kadar çok seviyoruz ki, senin öldüğün yerde biz de ölmeye hazırız, şehit gittiğin yerde biz de gitmeye hazırız. Ama biz sana darıldık diyorlar. Neden darıldınız bana? Biz senin hemşerin değil miyiz diyorlar. Niye ayrımcılık yaptın? Bakıyorsun kimisi Elazığlı, kimisi Rizeli, Adanalı, Çanakkale, her taraftan. O gün namusum çiğnenecek diye koşup gelen o insanımızı, beraberce yan yana omuz omuza kardeşim diyerek, göğüslerini düşmana siper edip beraberce canlarını verdiklerini görüyorsunuz. Şimdi bu toprakların altında beraberce yatıyorlar. Bize ne oldu? Biz onların torunlarıyız. Şimdi onların emanetleri üzerinde dolaşıyoruz. Neyi öleşemedik, neyi paylaşamadık, birbirimizin boğazına sarıldık. Bize kalksalar, görseler bu durumu, biz bugünler için mi canımızı verdik deseler, haklı olmazlar mı? Onlar bize şunu söylemek ister. Ey torunlarımız, biz o gün birlik beraberlik içindeydik. Allah bunun karşılığında bize zafer gösterdi. Siz de gelecekte milletiniz adına zafer bekliyorsanız, siz de birlik beraberlik içinde olun, sakın ayrılmayın derler bize. 63 tane kahramanımız buraya gelmiş, 23 Nisan günü. Düşman 25 Nisan günü çıkarma yapacak. Ama demişler ki, çıkarma yapmadan önce buralarını bir top mermileriyle dövelim, bombardımanı yap tutalım. Sabah 4.30'da başladıkları bombardımana 1 saat devam etmişler. O esnada buraya arşivlerinden aldığımız bir rakam var, 4650 adet top mermisi atmışlar. Bir kalınca daha yaşamaz burada, hadi çıkarmaya başlayın. Filikalara binmişler, sağ kalan bir yüzbaşıları anlatıyor. Ne zaman kıyıya 20 metre kadar yaklaştık, karşı taraftan bir tek tüfek sesi duyuldu. Meğer bu işaretmiş diyor, anlayamadık. Arkasından cehennem gibi bir ateş. 700 kişi çıkmaya hazırlandık. 400'ümüz diyor öldü filikaların içerisinde. 300 kişi karaya ulaştı ama onlar da gitti. Çoğu yaralı. Diğerleri artık arkadaşlarının öldüğünü görenler kafalarını çıkaramamışlar geminin içinden. Öğlene doğru generalleri geliyor, Nafiyer isminde bir general. Teftiş edecek bu 29. tümeni, ne yapıyor acaba? Bir de geliyor, bakıyor ki burası kan gölü haline gelmiş. Çıkan asker kumsalda uzanmış yatıyor, cansız. Ötekiler filikaların içinde ölmüş, filikalar almış başını gidiyor, darmadağınık. Diğerleri korkudan geminin içinden kafasını çıkaramıyor.
Ne bu rezalet diyor, korkaklar çıksanıza hücum diyor. Onlar da bizim askerimize benzemeyen bir itaatsizlik vardır. Neferlerden birisi diyor ki, onların askerlerinden birisi, generale, benim diyor pisi pisirme, geberme niyetim yok. Erkeksen sen çık diyor. O da onların önüne atlayayım demiş. Ama bu son atlaması olmuş. O da bir kurşun yiyor, onun da mezarı buradadır. İkindiye doğru işlerinden birisi diyor Ezin Eliyahya Çavuş'a, komutanım, mermimiz bitmek üzere, ne yapalım? Aman aslanlarım diyor onlara, sakın merminizi boş harcamayın. Bakın ikisini bir araya denk getirin de öyle atın diyor burada. Akşama kadar bir tümen orduyu, 2500 kişilik orduyu çıkarmamışlar buradan. 63 tane kahraman insan. Ama akşam karanlığından yararlanan diğer teke koydan, ikiz koydan çıkanlar ecdadımızı önden arkadan sıkıştırmışlar ve burada onları şehit etmişler. Onlar geriye dönmemek üzere buraya gelmişlerdi. Dönmüyorlar. Ve hepsi şehit. Ama sayısı gözlerine az geliyor. Aldandık biz bu işte diyorlar. Aldandınız tabii. Nail Memik isminde bizim bir vali yardımcımız vardı, şair ruhlu. Hemen cebinden bir kağıt kalem çıkardı. Bir dörtlük döktürdü. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şaheser elleri. Allah'u arz ettiler, akşama kavuştular diyor. Ne kadar da güzel demiş.